Evet arkadaşlar, yeni bir video ile sizle birlikteyiz. En son bildiğiniz gibi Tebriz'i ele geçirmiştik. Şimdi sıradaki hedefimiz Erdebil. Erdebil'e girmek, Erdebil'i almak. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şimdi bizim oyunda dinler var, gördüğünüz gibi. Bu dinler var şu an oyunda. Mesela Sünnistan var şu anda 64, Şiistan 33. 35 olduğu gibi Şiiliğe çevireceğim bunu. Sebebi de şu arkadaşlar. Müslüman devletlerin içinde hiçbir Şii devlet yok. Bakalım Şii devlet olunca diğer Müslüman devletlerin tepkisi, diğer ülkelerin tepkisi nasıl oluyor? Bir farklılık var mı yok mu? Onu bir görelim. Şimdi şu askeri birliğimde bir geliştirme şansım var mı? Şunları bir geliştireyim. Tebriz'i aldık. Paramız da var. Şimdi Tebriz'deki şurayı bir tekrar işaret edelim. Bu ne? Evet. Repair yapalım şunların hepsini. Evet, güzel. Tebriz bizde. Hangi birliğim gitti acaba? Şu Spearman'lerden bir tanesi gitmiş olabilir. Neyse. Alırız. Şu askeri birlik şu an için yeterli bana. Çünkü ondan çok fazla askeri birlik çıkartamazlar. Evet, buraya doğru birisini atamam lazım. Selim'i atayım. Azerbaycan'a. Tebriz, Azerbaycan. Medi Şimdi gelecek 12'deki turda görüşürüz. gibi yani, ne burada da aynı şekilde yapmışlar bu modda. Gerçekten oyunu çok iyi yansıtmışlar. Çok tavsiye ederim bu modu oynamanızı. Şimdi ne dedi bize Azerbaycan'da? Yemek sıkıntısı yaşıyor Azerbaycan. Tebriz'de yemek sıkıntısı var. Yemek üretilmiyor Tebriz'de. Olsun. Olsun. Sıkıntı değil. Çözeriz. Onu da çözeriz. Tebriz'deki o sıkıntıyı da çözeriz. Problem yok arkadaşlar. Onu da çözeriz. Benim derhal hızlı bir şekilde Erdebil'i almam lazım. O yüzden şunu yapacağım. Bir mutavvayı alalım. Hızlıca Erdebil'i ele geçirip hani o rakibi. Evet, demin de konuştuğumuz gibi hızlıca Tebriz'den çıkıp Erdebil'e yöneleceğiz. Ama bakalım 4 tur sonra bunlar kendisi tamamlayabiliyormuş. Tamam, biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir iki tur bekleyeceğiz. Ondan sonra Tebriz'den çıkıp Erdebil'e doğru hareket edeceğiz. Erdebil'i en kısa sürede ele geçireceğiz. Sebebimiz de şu. Çevredeki devletlerin hani bize sıkıntı yaratabilir. Abbasiler gerçi bize saldırmazlar ama belli olmaz. Bakın şunlar bize karşı şeyler şu anda. Hani olumsuz yöne doğru gidiyor. Harzemşahlar. Trade hiçbir şekilde kabul edilmiyor zaten. Saldırmazlık anlaşmasını da kabul etmiyorlar. Eyyubilere bakalım. Eyyubiler de öyle böyle. Trade hiçbir şekilde kabul edilmiyor. Saldırmazlık anlaşmamızı da kabul etmiyorlar. Neyse olsun. Sıkıntı yok. Evet. Şimdi yeri geldik. Bir tur daha böyle kalmamız lazım. Şimdi neler yapabiliriz onlara bir bakalım çevremizde. Şu an çok yapacağımız bir şey yok. Şehirlerimize bakalım, geliştirebileceğimiz herhangi bir şey var mı? Erbil'de evet, buraya geliştirebiliriz gerçekten. Besin kaynağı olur Erbil'de. Erbil şu anda geriye doğru gidiyor ama Erbil'de kale binası inşa edilince toparlayacaktı kendisini Erbil'de. Evet, Tebriz'deki binanın inşası tamamlandı. Artık Tebriz'deki binanın inşası tamamlandığı için daha iyi birlikler çıkartabileceğim. Hareket etme vakti. Şu sınıra kadar geleceğiz arkadaşlar. Sınırda şu birliğin bir tur daha gelişecek. Tebriz artık bir şekilde idare edecek kendisini. Yapacak bir şey yok. Erdebil zaten Şili'ye döndü. Alırsak zaten hani oradaki şey nüfusu da biz kendimize aldığımız için şu 33 bayağı yükselecek. Ve biz ülkenin dinini Şili'ye çevirebileceğiz. Sünni'den Şili'ye çevireceğiz. Bakalım o zaman diğer ülkelerin tepkileri nasıl olacak. Bu arada kralı olan Aslan'ın bir çocuğu oldu, adı Tekçe.
kızı olmuş. Prens var şurada. Kardeşi Mahmut şu an şehzade konumunda. Bakalım. Mahmut'u biraz geliştirelim. Selim de gelişmek istiyor. Onu da geliştirelim. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Cihat, pardon, Kutsal Savaş dediğimiz Haçlı seferleri başladı. Onların Kutsal Savaş dedikleri. Geliyorlar. Avrupa'nın orduları Orta Doğu'ya doğru akıyorlar. Anadolu'dan, denizden, bir yerde, her yerden gelecekler bakalım. Mısır'a saldıracaklar. Kahire'ye saldıracaklar. İlk saldırı Mısır ve Kahire'de. Bakın Kahire şurada hemen gözüktü. Eyüplerin elinde. Eyüpler şu an için bayağı güç kaybı yaşayabilirler. Hatta Eyüpler burada güç kaybı yaşayacakları için şuradan kuzeyden ve şuradan batıdan Haçlı devletlerinden aynı zamanda da şuradaki Trabzon'un ve Gürcü İmparatorluğu'ndan saldırı alabilir. Bakalım neler olacak. Bu güçsüzlüğünden biz de faydalanabiliriz diyebilirim bu arada. Evet biz Erdebil'e bir kuşatma atalım. Erdebil bir kuşatılsın bakalım. Neler olacak? Evet işte şimdi şurada gördüğünüz olay. Moğol istilası başlıyor. Çin'den buraya doğru Moğollar gelmeye başladılar. Doğudan gelen Moğol tehlikesi var. Bu da Moğol tehlikesinin geldiğini bildiren bize bilgi. Hadi bakalım göreceğiz neler olacak. Şimdi şuradan baktığınız gibi Fransızlar Eyüplere saldırmış. Kutsal Roma İmparatorluğu Eyüplere saldırmış. Macar İmparator Krallığı Eyüplere saldırmış. Kudüs Krallığı da Eyüplere saldırmış. Abbasiler aynı şekilde Eyüplerin yanında savaşa girmişler. Kudüs Krallığı'na saldırmışlar. Biz bunu değerlendireceğiz. Bizim bunu değerlendirmemiz lazım. Ama bizim öncelikli bir Erdebil'i tamamıyla kuşatma altına alıp onların güçsüzleşmesini sağlamamız lazım. 2 tur sonra adam kaybetmeye başlayacaklar açlıktan dolayı. 8 tur sonra da düşecek şehir. Isyancıları da çıktı. Bakalım biz Eyyubi isyancılarını görebiliyor muyuz? Evet, şuradalar. Aa, direkt burada isyan etmişler. Şunlar da hemen bir saldırmazlık anlaşması yapalım. Ki şuradan, yani şurada bir yerdeler. Bize gelip saldırmasınlar. Evet, bizim bir tur daha beklememiz, bir iki tur daha beklememiz lazım ki adam kaybetmeye başlasınlar. İçeride adam kaybetmeye başlarlarsa bizim çok büyük artımıza olacak. Arkadaşlar gayet güzel olacak bizim için. Hadi bakalım. Moğollar gelmişler dediğimize kadar Rey'i almışlar. Bu çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı gerçekten. Hani dostum agres sizinle gelin biz anlaşma yapalım. Para verelim size. Kabul etmiyor musun? Tamam etme. Etme. Sıkıntı yok. Etme. Kabul etme. Bir şekilde biz alacağız ama sizden oraları. Bir tur daha bekleyelim. Onların sayıları bayağı az olacak. İstediğiniz kadar kabul etmeyin. Biz bir şekilde sizi yeneceğiz. Bir şekilde. Hani R'ye girelim gerekirse. Olay şurada başlıyor. Şu arkadaş hani bu kadar direneceğini bizimle trade yapsa veyahut da saldırmazlık imzası onun için daha karlı çıkar. Daha iyi olur yani. Ama her zaman şahlar kendi Moğol saldırısı geldi dibimize kadar dayandı. Şurayı ele geçirmek tek çarem ki bu turda alacağız burayı. Hiç savaş yapmayacağım. Direkt alacağım. Agresif saldırı istiyorum. Erdebil artık bizim toprağımız.
Ve evet arkadaşlar, çeviriyi yapabiliriz artık. İşte İslam'a geçirebiliriz ülkemizi. Şey da Evet. kalırım. Eyyubiler'le aramdaki ilişki bozulur. Bunu istemiyorum şu anda tabii. Hemen Erdebil'i alalım. Erdebil'i alalım. İldenizlere bir son verelim. Şimdi size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. İldenizler yıkıldı ya, bakın. Erdebil'e tıklıyorum. Şu işaret geliyor. Release Buffer State. Yani diyor ki sen buradaki daha önceki sahibini kendi vasalın olarak tekrar buraya koymak istiyor musun? Yani onları tekrardan canlandırıyorsunuz, eski sahiplerini. Kim olursa olsun, ister siz yıkın ister başkası yıksın. Sizden önce oraya kim hakimse onu tekrar hayata geçirebiliyorsunuz. Şöyle biraz yapalım. Musul'da bir boş alanımız vardı. Şuraya bir Doğulu Camii yapalım. Tabi Şii İslam'a geçelim aynı zamanda. Evet, artık Şiiliğe de geçtik. Artı 3. Şimdi ordumuza bakıyorum. Ordumuzdaki durum nedir? Gayet güzel. Gelişim var. Şu şekilde şunları da geliştirelim. İkisini. Orduyu bir tık güçlendirmek gerekiyor. Bir tık güçlendirmek gerekiyor. Toparlamak lazım. Gerçekten güçlendirmek gerekiyor. Neler alabiliriz? Daha sağlam birlikler alabiliriz. Şeylere karşı. Moğollara karşı daha güçlü birlikler alabiliriz. Şimdi şurada bir güçlü bir devlet olduk biz. Bizim saldırmazlık yapmak istemiyorlar. Ama biz de güçlüyüz. Emin olun biz de güçlüyüz. O yüzden siz o kadar da kendinize güvenmeyin. Bir yerlerden hasar verebilir size. Şirvanşahlar var şurada. Saldırmazlık anlaşmamızı kabul etmiyor ama bunlara saldırmak açıkçası çok istemiyorum. Sebebi de şu. Gürcüler bunların şeyi. Onlarla saldırmazlık yapalım. Sınırda olduğumuz için bize her an saldırabilir ama Divin bakın. Gürcülerin şehri olan Divin Eyyubilerin elinde şu anda. Bu gayet güzel bir hareket Eyyubiler için. Şimdi evet Gürcüler yine kendi topraklarını ele geçirdiler. Ve bize savaş ilan edildi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Moğollar bize savaş ilan ettiler. Aynı zamanda da diğer Moğollar da Gürcülere savaş ilan etmişler. Şimdi bizim bu durumda Gürcülerle bakın bize arkadaş yaklaşıyorlar. Aynı kişiye karşı düşmanız. Trade yapacağız ve saldırmazlık anlaşması da kabul ediyorlar. O zaman biz defansif savunma antlaşmasını kabul etmeler. Bunlar bize kazandıracak. Evet şimdi. Şirvanşahlar bizimle hiçbir şekilde bir ticaret yapmıyorlar. Bakın ticaret yaparsak kazanırız. Evet çok güzel. Hazarsiklerle de ticaret yapmaya başladık. Yani Moğolların çevresindeki tüm devletlerle ticaret ve saldırmazlık yaparak Moğolları bir şekilde burada yalnız bırakmamız lazım. Yoksa çok büyük sıkıntıya gireriz. Gerçekten büyük sıkıntıya gireriz. Ki Rey'den birazdan buraya doğru akın etmeye başlarlar. Ama sorun değil. Biz toparlayacağız. Biz kazanacağız arkadaşlar. Emin olun. Hemen şehrimizi düzenleyelim. Onaralım tekrar. Ben de Tebriz'e doğru bir ilerleyeceğim. Tebriz'e doğru gidip Tebriz'de yeni ordular kuracağım. Evet. Şimdi gelecek bölümde kuracağımız yeni ordular ve R'ye doğru ilerleyişimizi anlatacağız arkadaşlar. Yeni bakalım yeni turlarda, yeni dönemlerde önümüze neler çıkacak? Zengilerle ne kadar güçleneceğiz veya güçlenebilecek miyiz, yıkılacak mıyız? Moğollar neler yapacak? Bunların hepsini gelecek bölümlerde görebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Çanı da açın aynı şekilde. Eğer ne kadar çok beğeni olursa o kadar çok bu seriye devam edeceğim. Totalova serisine görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.